Merhabalar ben Selin Barlas. Renkli sorulara hoş geldiniz programımızda konuklarımızı e, konuklarımıza yönelttiğimiz soruları ve kendi seçtikleri sorular üzerinden sohbet edeceğiz. Sorularımızın bazıları beyaz, sarı ve kırmızı olacak. Zorluk derecelerine göre kendileri sıkıştırmaya çalışacağız. E, bugünkü konuğumuz Türkiye'nin değerli sesi, yüzü hiçbir zaman eskimeyen, dünya güzeli, çok benim çok sevdiğim, çok şahsen de çok sevdiğim unutulmaz şarkılarında hani imzası olan Demet Sağoğlu. Hoş geldiniz. Sevimciğim, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, yorgunum koşturmadayım. <laughs> Konserler devam ediyor. Konserler devam ediyor. Ee, şeref keyif, keyif. verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bu ben kadar de sizde olduğum arasına. için çok mutluyum. Sağ olun, teşekkür Tanıdığım ederim. Tanıdığım için de ayrıca. Mutluyum. Teşekkür ederim. <laughs> ben de. Ee, başlayalım mı sohbetimize? Başlayalım. Sorularımız gelsin mi? Gelsin, gelsin sorularımız. Bakalım. Evet. Seçelim. Numara mı seçelim? Bir tane seçelim öyle başlayalım. 13'ten başlayayım. 13'ten başlayalım. Ben de severim 13'ü. 13 gelsin bakalım. Sorumuz Demet Hanım sizin klipleriniz her zaman yani hem Türkiye'de MCM dolayısıyla da hani ödül almış klipleriniz de var. Arnold kaldırımı üçüncü de oldular bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, Abdullah Oğuz'un çektiği klipler var. Hı hı. Yani Eski klipler ve şimdiki klipler arasında bir fark var mı? Yani bir şey eksik mi şimdiki kliplerde? Eskiden biz, e, yani ben özellikle klip, e, klipin görselliğine çok inanıyordum. O e, şarkının tanıtımı açısından. Var tabii. E, yani bütçeye de bağlı tabii ki bu. E, ama yönetmene de bağlı. Yani istediğin kadar ay ayırt. Yönetmenin ve görüntü yönetmenin gözü iyi değilse olmuyor. <laughs> yani sanatsal unsurlar ee, şüphesiz. Sanatsal unsurlar tabii ki çok e, yukarıda. E, fakat şey e, mesela bizim o zamanlar dijitale geçilmişti kliplerde. Ben e, 35'lik çektiriyordum. İlk Hı -hı. kliplerim benim 35 film yani sinema filmi e, öyle. ayarında olduğu için. Akışı çok güzeldi. E, şeyler de öyle konular da öyle tabii ki yani e, güzel konular seçiyorduk güzel e, ekip vardı. Omurtrağa ile çalıştım işte Ömer Faruk Sorak, Abdullah Oğuz gibi çok değerli sinemacılarla çalıştım. Zaten yani küçük sinema filmi gibiydi klipleriniz yani. Hani hiç bir hikayesi vardı. Evet, hani bir daha bir daha izleyince hani hep farklı Arnof bir Kaldırma de Arnavut kaldırımı dizi yapmak istemişlerdi hatırlıyorum. <laughs> Dedik olmaz. Bilmediğimiz bir şey. Evet olma, olmaz yani. Ee, işte şeyde yine Malta'ya gitmiştik. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yarın Olmaz klibinde. Ömer Faruk Sorak e, görüntü yönetmeydi. Abdullah Oğuz e, yönetmendi. Mustafa Altoklar da oyuncuydu. <laughs> Mustafa Altoklar. Dev Toklar, kadro. Yani evet, nereden baksın? Dev kadro. Sonuçta üç yönetmen bir üç önemli yönetmen bir evet. klipte. E, çok şanslıyım tabi. Peki bir soru daha gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Üç. Üç Hı. gelsin. Sizin e, çok sevgi dolu bir insan olduğunuzu fark ettim. Yani sizi aslında hani daha yakından tanımaya çalışırken, izlerken, röportajlarınızı okurken... E, yani ...çok sevgi dolusunuz. Annenize, babanıza, ailenize, insanlara karşı. Evet. E, seni seviyorumu sık söylediğinizi zannediyorum. Söylüyor çok musunuz? sık söylüyorum. Evet. En son kime seni seviyorum dediniz? Valla e, en son dün bir arkadaşıma söyledim yanılmıyorsam. O zaman sıkça söylediğiniz... Sık, sık söylerim evet. Gerçekten severim insanları. Öyle laf olsun yani sevmiyorsam da <laughs> söylemem yani. <laughs> Herkese söylemem ama genelde çoğunluğa söylerim. Yani kıymetli bir şey. Kıymetli sevmek bir şey zaten. evet sevmek. Ben herkesi seviyorum. Yani sizce peki sevgi dolu olmak şarkıları da besleyen hani bunun altyapısını oluşturan bir şey mi? Yani hani böyle birisi daha tutkulu olur, işte üretken olur gibi bir şey diyebilir miyiz? Sevginin tabii ki hayatımızda önemi çok büyük. O olmazsa hiçbir şey olmaz. E, aşk anlamında söylemiyorum bu her şeye olan tutkudan bahsediyorum işte hayvanı olan tutkuda sevgide e, o da senin yaşama belirtindir zaten sevgi sözleri sevgi hareketleri belirtilere belirtileri karşı tarafı ben şey midir mesela dokunmatiyimdir sevdiğim insana dokunurum böyle <gülüyor> <gülüyor> severim böyle güm 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 falan böyle sırtını <laughs> <laughs> o evet bir de kültürel bir şey o çok aslında bizim kültürümüzde çok hani evet do yani dokunarak dokunmatik, dokunmatik evet. bir işte, yani evet. evet, Temas ben seviyoruz. devamlı o olurum. <laughs> Hep. Yani e, beş kere falan Covid oldum ben. <laughs> Oo. Tabii. İlk Covid olanlardan i̇lk zaten galiba. Covid anla. olanlardanım. Amerika'da olmuştum. New York'tayken. O zaman bile hatta ne, ne Covid'i falan diyorlardı bana. <gülüyor> <gülüyor> o, ne, o, ne, o ne falan diyorlardı. Ee, sonrasında da işte dört kere daha oldum. Domuz gribi oldum, Covid oldum. Geçen <laughs> ay gene oldum Covid-19. Evet. Üç kere aşı oldum ama beş kere de Covid oldu. <laughs> şey. Öpüşmekten o. Herkesi öpüyorum, mikrofon tutuyorum falan. <laughs> Uzaktan öpün. yapamıyorum. <laughs> şey. Maalesef. <laughs> Öp, öpmek. Ya bana menajerim çok kızıyor öpme kimseyi. Öpme. Bak bu akşam öpme diye. Ben o. Oh. <laughs> <laughs> tabii diyor. Geç diyor. Evet. Bir soru daha alalım. Bakalım. <laughs> e, dokuzu seçeyim. Böyle Dokuz tamam. şöyle bir çiçek yapayım. <laughs> Dokuz gelsin bakalım. Ha, evet, bu heykel mevzusu açılmışken aslında güzel denk geldi. Amerika'da yaşamak size ne kazandırdı ne kaybettirdi? Ben birkaç şey okudum da 2013'te sizin söylediğiniz e, yani bir takım hayal kırıklıkları ve hani artık yeter ben bir kafamı dinleyeyim noktasında bir takım şeyler vardı. Evet. Size iyi geldi mi? Ne kazandırdı? Ne götürdü? İlk zamanları iyi geldi ama sonra özlem başladı ülkeme, arkadaşlarıma, dostlarıma. Orada benim kız kardeşim var Amerika'da. <laughs> ee, çalıştım da tabii ara ara ama burası kadar yoğun değildi. <laughs> Orada da konserler verdim. Ee, bana ne kazandırdı? Olgunluk kazandırdı aslında. Yalnızlık bir nevi olgunluk benim içinmiş yani onu anladım. Daha yalnız oldum orada, daha çok düşünme fırsatı buldum. Hakikaten böyle bir silkelendim yani, öyle diyeyim. Peki bir şey soracağım, yani bu mesela sizin yalnızlık ve çok hani kendi başınızın çaresine bakma, kuvvetli olmak konusunda çok yani iyi olduğunuzu biliyoruz. Ya yani kayıplarınız dolayısıyla, yani. Yalnızlık sizin için tam olarak ne ifade ediyor mesela? Yani hani Amerika'ya gittim hani yalnızlık hani hissettim diyorsunuz ama yalnızlık tam olarak ne ifade ediyor? Çünkü sadece orada yaşamadınız o hissi bildiğim kadarıyla. Evet. Yalnızlık ne ifade ediyor? E, aynı kafada insanların az olması. Yani çevremde. E, o bana yalnızlık getiriyor. E, bazen onu görüyorsun. E, 2013'te onu fark ettim. 2013-2014'te. Onu görünce hem bizim sektörden hem normal yaşamdan da öyle insanlarla karşılaştım. O yüzden bir süre uzaklaşmak istedim. İyi de oldu o sıra. Sonra erken gelecektim. Daha erken gelecektim ama Covid çıktı. Covid'den dolayı gelemedim. Yoksa geliyordum. Yani o zaman aslında 2013'te verdiğiniz tercihlerin temelleri 2010'daki kayıplarla da başlamıştı. Aynen Muhtemelen. öyle başladı tabii ki. Annemi, anneannemi, babamı 2010 senesinde kaybettim. O zaman olgunluğun ilk adımını attım zaten. Ee, yani ben farklı bir ben oldum. Amerika'da üstüne ekledi bunu. 3-4 ee, sene sonra daha farklı bir ben vardı. Daha akıllanmış aslında. Daha yani o çocuk kurtulmuş, daha olgunlaşmış bir insan oldum. Bu gözlemliyorum. Çok daha akıllanmış sayılım ama. <laughs> Siz bizim kafamızda ama mesela hani pop yani şarkıcılarına vesaire baktığımız vakit Hani hep aklı başında, hep bir kalitesi, bir klası olan yani hani müthiş bir duruşu olan bir insandınız. O yüzden hani ben olgunlaştım dediğiniz <laughs> vakit hani zaten öyleydiniz. Zaten erken olgunlaşmıştım ben biraz ama normalde ekranda böyleyim. Arka tarafta başka türlüyüm. Ama şeyim aklı başındayım yani. Evet, Seyirciye saygıyı bilirim. Bana derler ki mesela niye işte öyle normal hayattaki gibi değilsin ekranın önünde ben TRT kültürüyle büyümüş bir insanım. E, onları izleyerek büyüdük. E, senin gibi Çok e, aynı zamanda. E, saygın olunması gerektiğini düşünüyorum ben seyirciye de böyle bir, bir örnek teşkil etmek gerektiğini düşünüyorum. Hani günlük hayattaki gibi a, falan diye takılmamak lazım. Ama o öğrenilebilen lazım. bir şey değil galiba. O hani insan onu galiba içinde barındırıyor zaten. Evet yani ben hani yani... bunu dışarıda hep öyleyim demiyorum. Dışarıda hani <laughs> <laughs> yani şeyin yeri ve zamanı var. Yeri ve zamanı var yani evet. Onun evet. Onu, bunun, onu farkındayım, bilincindeyim en azından. Bir de Amerika'da benim sadece bir küçük parantez açmak istediğim bir şey var. Siz kendi janrınızın dışında bir şey yaptınız galiba. Orada müzikle ilgilendiniz ama e, Müziği farklı bir noktaya taşıdınız. Demir Demirkan'la beraber Turkish <laughs> Nights diye bir grubunuz vardı ve evet. rock tarzı söylediniz evet. diye bir evet. şey var. Bir, yani mesela içeride de söylemiştiniz. <laughs> Çok hoşuma gitti. Kınalı bebeği rock olarak söyledim. Evet, evet. Kınalı bebek Arnavut kaldırımı, ihanet etti falan hepsi. Hoşunuza rock... gitti mi rock söylemek? Ben rock seviyorum zaten. E, tabii hatta daha da hoşuma gitti öyle diye. <gülüyor> <gülüyor> ben rakam geçsem acaba o falan. <laughs> Yok, geçmem de e, ama seviyorum rock. I. <laughs> ben de severim. Sizden bir şey Yani şöyle diyeyim bir radyo programı vardı yine benim. TRT 3'teydi hatta. E, TRT 3'ü bilirsiniz nasıl bir yayın politikası oldu. Ben orada Rammstein çalıyordum yani. <gülüyor> Programımda. <gülüyor> Belki değişik bir albüm gelir bir sonraki. E, o, o kadar da değil yani. <laughs> bir sonraki soruyu alalım. 15. 15 gelsin. Uzay Heparı sizin için ne ifade ediyor? Ee, benim en kıymetlilerimden hayatımda ee, çok büyük bir isim, çok değerli. Ee, arkadaşım da önce, sonra işte birlikte çalışmaya başladık ve yani tanışmamız, arkadaşlığımız, ayrılmamız çok kısa oldu. ...çok e, bir kere yetenekliydi... ...hakikaten o zaman da bize yetenekli geliyordu... ...şimdi yeteneğinin... ...çok daha farkındayım... E, ...çünkü lev demeden leblebiyi anlıyordu... ...çok eli çabuktu... E, ...çok yetenekli bir çocuktu... ...o zaman 24 yaşında kaybettik uzayı... ...zaten yani vefat ettiğinde... Evet. ...en son sizin albümünüz... ...en son benim albümüm dedi... ...bitirmek üzereydi albümü... ...onun... E, <laughs> ...birkaç böyle bir şey kalmıştı... ...onları da Uza, şey Ozan Doğulu tamamladı... E, ama hep yüreğimizde. Çok değerliydi. Şimdi oğlu e, uzay kanatta onun yolunda ilerliyor. Çok benziyor birebir kopyası. Ne güzel. Bu sırada e, baba olacağını bilmiyordu yani. E, ya da o gün öğrenmişti öyle yanlış hatırlamıyorsam. O gün kaybettik. E, sizin bir söylediğiniz bir yerde yani ben kayıplardan çok korkuyorum. En büyük travmam demişsiniz. O beni çok etkiledi. Evet. Ee, yani çünkü benim de en büyük travmam kaybetmek. Evet. Ee, yani nasıl bir insanın hayatına ne katıyor diyeceğim. Yani ne götürüyor kayıp? Ee, i̇şte benim 2010 senesinde annem, babam, anneannemi Hı -hı. kaybettikten sonra hayatım farklı bir e, yolda yürüdüğünü gördüm. Ee, ne katıyor? Olgunluk katıyor dediğim Yok, gibi. Olgunluk katıyor ama olgunun haricinde yani acaba ne bileyim e, yani hani Travma dediğimiz şey çok... Bazen umursamazlık katabiliyor. Evet. Bazen de işte birilerini çok sevmeme, sevmeyeme, uzaklaştırma. uzaklaştırma oluyor. Çünkü hissediyorsun hani bir olmayacak. Çünkü bir süre sonra e, bir şey olursa ona e, çok üzüleceksin. O yüzden bazen... Yani ben olgunluk katıyor diyebilirim. En çok ol... <laughs> çok kendi değişmesi. <laughs> olgunluk katıyor. Olgunluk ama ben çünkü hani merak ediyorum kayıp travması dediğiniz korkusu bende de olduğu için evet. hani birisine bir şey olacak diye çok derin hisler beslemeye çekinip hep bir Anksiyeten var yani bu konuda. Mesela benim birisine bir mesaj atıyorsun işte cevabı gelmeyince hemen kötü bir şey düşünüyorsun. Bu anksiyete kötü. Evet. Hani benim ya, sağlığım açısından da kötü ama onun üstüne çıkamıyorsun. Artık o yerleşti. Işte. O anksiyete. Evet. Devam edelim sorumuzla. <gülüyor> edelim. <gülüyor> evet. 20 olsun. 20 gelsin lütfen. Evet, müzik yaşantınıza Hı. yön veren şarkınız hangisi? Çünkü sizin hikayenizde ben çok heyecanlanıyorum <laughs> bu, bu kısımda. Ee, çünkü hani farklı konservatuarlara giriyorsunuz. Bir tanesinde opera, bir tanesinde Türk sanat müzikisi söylüyorsunuz. Sizin sonra, hani, evet sonra <laughs> Kınalı Bebek hani şey bütün hani radikal değişik bir video klip hani değişik de bir şey. Hani Ardından Arnold kaldırması. Yani sizin için hangi şarkı? Benim için Kınalı Bebek tabii ki. Yani çıkış şarkım. Ama Arnavut Kaldırım onu geçti. O, o da benim gururum. E, çünkü sözlerini yazarken ben Gürol Arbaş'ın bestesi getirdiğinde bana... ...şimdilik yazıyorum ben diye yazmıştım onu. E, sonra öyle bıraktırttılar bana. Şey Razat çok güzel bu tamam dedi. Dedim hani kaldırım maldırım hani öyle şeyler... Olsun olsun dedi, güzel dedi. <laughs> kaldırma aldırma bir e, güzel dedi e, ama kanalı bebektir tabii ki. E, aslında ilk benim hayatıma yön veren şarkı bir ve melankolidir. Kayan'la, Kayan abiyle tanıştığım Eurovision ilk e, elemelerinde. Ve sonra da gözlerin hapsindeyimdir tabii. Ama benim kişisel olarak... Demek ki iki şarkı, iki şarkı gidiyoruz biz. İki şarkı, iki şarkı. Ve melankoli gözlerin hapsindeyim. <laughs> i̇lk adımım. Ve sonra kanalı bebekle başlayan ve e, Arnavut kaldırma devam eden asıl adımım. Yani ve melankoli gözlerin hapsindeyim. E, buraya gelirken onu da dinliyordum. E, benim Amerikalı annem. Hı. O çıktığı zaman hiç gözümün önünden gitmiyor. Hı. Atlayıp zıplayıp evet, diye yani Hı. müthişti. Müthişti. Yani Hı. iyi ki şarkı söylemişsiniz bu arada. Bir sonraki Hı. soruya geçelim. Sizsiz bir müzik dünyası düşünemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir soru daha. Bir olsun. Bir. Sahnede yaşadığınız en mutlu, en hüzünlü anınız neydi? En hüzünlü anım... Babamı kaybettikten iki gün sonra sahneye çıkmak zorunda kaldım. Ee, büyük bir... E, geceydi 4000 kişi falan vardı Her yerde kameralar vardı Ve sahne e, Bütün şeylerde duvarlarda panolar vardı e, Kameralar geliyordu böyle İşte önden çekerken gülerek Söylemek zorundayım Çünkü yılbaşıydı Arkamı döndüğüm anda ağlıyordum Ah kıyamam Selin'cim Eee o çok kötüydü. İlk defa ve son defa olmasını diliyorum tabii onun inşallah. Öyle sahneye çıkmak zorunda kalmayayım. Ee, ama işte sahne devam ediyor bizde mecburen. Ee, seyirciye de söyleyemiyorsunuz. Tabii Ben yani babamı kaybettim diyemezsiniz dört bin kişiye. Ne kadar ağır bir şey aslında. Çok ağırdı. Onları evde eğlendirmek gerekiyordu. Ee, i̇çim kan ağlarken arkamı dönerek yaşımı akıtarak Tekrar kameraları da söyledim dedim arka taraftan çekmeyin önde. silip gülerek söyledim. O gece çok zordu benim için. En mutlu anımda. Ben hep mutluyum sahnede. <laughs> Onu hatırlayamadım. En mutlu çok anımı şekersiniz. hatırlayamadım. Ee, şeyim heyecanlıyım sahnede. <laughs> ben soru sorarken çok heyecanlıyım. <laughs> ben sahnede heyecanlıyım. Ama gerçekten ya, enerjiniz <laughs> daima hissediliyor teşekkür ederim bu arada mutlu hemen geçtiğiniz için. Bir sonraki soruyu alalım mı? Alalım. Sekiz olsun. Şurada bir papatya yapalım. Evet yani papatya gelsin. Yani bunun herhalde bir, bugün, bunun bir dinamiği vardır. Bir reçetesi vardır. Şarkıların ömrünü ne uzatır? Lesik yani, olması mı? Yani hit ne olması olurum. ya da yani hiç mesela şarkıyı 30 sene önceki ama. Yani 30 sene önceki şarkıyı mesela hala hani, hani ömrü olan ya da Mozart'ın işte şey hani yani sizce nedir içeriği? Halkın içeriği? sevmesi. Peki ne sevdirir sizce? Ee, onun için bazıları öyle e, oturup hani planlayarak yazıyor. Şöyle şöyle bir söz olsun. Nakaratı böyle olsun. Konu şöyle olsun. O zaman da bunun çıksın, bir matematiği var. Var mutlaka var. Ama benim yazdıklarımda işte o yüzden benimkiler çok hit olmuyor belki. <gülüyor> <gülüyor> hit olmuyor dediğiniz. Yani... <gülüyor> 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 Hayır şey olmuyor yani Arnavut kaldırımı tamam okey ama böyle hani son dönem yazdıklarımda mesela çok söz oluyor bazen. O bazı insanlara bazı dinleyiciye hitap ediyor. Herkes hitap etmeyebiliyor. Ee, Türkiye'de şunu gözlemledim ben daha basit akılda kalıcı sözlerin ve güzel melodinin olması Hı. E, kalıcılığını daha uzun ömürlü yapıyor. Şarkını. Ama sizin tarzınızda mesela siz bence çok derin ve çok yani değişik aurası olan bir insansınız. Hiç film edin. müzikleri de çok yapmışsınız. O film müziği yapmak için hani çok içerik, çok doluluk da lazım. O yüzden hani sizin bahsettiğiniz şey hani değişik. İşte ben film evet. müziğine daha uygunum aslında. Evet. Yani söylediğiniz <laughs> yani şey biraz da. bana onu evet. gösterdi o. Istiklales. Ama o yüzden de böyle daha halka uzanacak şarkıları ortak yapmayı tercih ediyorum arkadaşlarımla, besteci arkadaşlarımla ya da almayı işte Murat'ın şarkısı gibi bana çok yakın olan şarkıyı seçiyorum. Ama bu demek değildir ki ben kendi şarkılarımı çıkarmayacağım. Yakında onlar da gelecek yine. Aralara onları serpiştireceğim. Heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bir soru daha alabilir miyiz lütfen? Tabii. Bakalım. 17 olsun. 17. <laughs> ah. hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hangi Güzel filmin yani. müziğini yapmak isterdiniz? Sizin için unutulmaz bir soundtrack, keşke ben yapsaydım dediğiniz. Soundtrack olarak mı? Film müziği, soundtrack ya da unutulmaz bir film şarkısını. Valla Çaksa. biraz önce şeyden Amadeus'tan bahsettik ki ben orada o filmde kaldım hala kafamda o. Sekiz kere falan izledim ben Amadeus'u. Tabii ki o klasik e, onu ben yapamazdım yani Mozart olamaz. <laughs> e, hangi film? Yani çünkü ağır roman falan gibi hani sizin evet. e, şey, soundtracklarınız. Ağır roman var, asansör filmi asansör. var. E, e, İyi Seneler Londra var Hı -hı. Fazıl e yaptığımız. Ama ne bileyim işte şey <laughs> Farinelli vardı hatırlar mısın? Farinelli o çok güzeldi. çok güzeldi. Evet ama hepsi klasiklere gidiyoruz biz. Evet klasiklere <laughs> gidiyoruz. Godfather. Da, Baba Godfather filmi. o çok güzeldi. Çok güzeldi. Şahaneydi tabii ki. Ya da Pembe Panter. Pembe Mancini. Panter dedi çok o da çok, güzeldi. Çok şekerdi. Tabii ki. Ama yani sizin böyle mesela ha bu hani dediğiniz Hah, bu bir şey. Ha bu diyeceğim şu anda hiç aklıma gelmedi vallahi. Var mutlaka ben çok severim soundtrack özellikle. Ama şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> çok <gülüyor> var çünkü, çok, <laughs> çok güzel var, şarkılar var. Çok güzel, şarkı Nereden oldu. baksanız mesela ben onu düşünüyorum şimdi yani küçükken yani 90'larda e, film müziklerine baktığımız zaman Bodyguard'ı izlemişiz. Kevin Costner ve Whitney Houston. O da to, çok güzeldi. I Will Love You... Muydu? Evet. I Will Love You Forever mıydı? <laughs> <laughs> I Will Always Love, love You. Always <gülüyor> <alabildim>. <gülüyor> bir, bir soru daha alabilir miyiz evet. lütfen? 14. 14 dersi. Denemek istediğiniz müzik türü. Yani aslında her şey denedim diyebilirim yani hepsinden söyledim. Peki yani atıyorum hani söylenmemiş bir janr muhakkak var. Fado. Fado gibi söylediğim şarkılarım vardı aslında. Fado'yu çok severim ayrıca. <laughs> Ve o gerçekten insanı çok dokunan, bizim yani evet. uzun hava gibi bir evet, şey. Evet, evet. Çok... Uzun hava da severim. Ben Ondan sonra rock severim, klasik müzik. Yani ben de aslında her şeye el atmak isterim ama ne kadar yeteneğin varsa o kadar işte ucunda. Hani bir şarkı, bir şarkı. Ama yok yani şu anda hani Yunan müziği de çok severim. İtalyan. Sizin Yunanistan'da da bizim, bir, yani, albüm olmuştu, şey, evet. bir albüm evet. Son müzik Yunanistan'da çalışmıştım bir albümde. Hani ee, size bir Selanik tarafı var aslında çok güzel böyle mübadildir için güzel bir albüm evet. olsa falan böyle şey yani, sesinizin yanıklığı hani çok bana Yunanistan sonra Yunanca da albümde yani bu albümü Yunanca yapalım demişler ben hak kabul etmemiştim niye demişler dedim yani ben Yunanca bilmiyorum hani şimdi insanları kandırmak gibi olmaz olsun demişler yok kabul etmemiştim. belki e, bildiğim dilde yani olmasını istiyorum hani. Bi... Yani şey anlamını geçirme. bilseniz belki söylersiniz. Anlamını bile, bilirsem anca evet yani dilimin döndüğünce hani ezbere olmaz. Bir şey biliyorsan anca söyleyebilirsin. Kulağınızın iyi olduğunu muhakkak çünkü tabii. yani anneanneniz zaten siz sınava girerken evet. sizin <laughs> söylemenize uygun, sesinize uygun bir hani şarkı tavsiye şey. ediyor. Ee, yani o halde siz aslında lisan da çok kolay öğrenirsiniz. Eskiden öyleydi şimdi öyle çok kolay olmuyor yani. <laughs> Zaman harcamıyorsunuz. Zaman harcamıyorum. Diyelim. Yani çok artık dağınık oldu beynim. Ya da ee, öncelikleriniz değişti bari. Önceliklerim değişti. Çok şey bazen çok şey girdiği zaman hayatıma hani bir yoğun koşturma olduğu zaman iyice kafam karışıyor. Neydi o bu randevum ne zamandı falan. <laughs> Amerika'da çok şey yapmışım çünkü oturmuşum herhalde ben. Onu fark ettim. Amerika'daki hayat yani şimdi şey... Amerika'da daha yavaş gidiyordu. Burada bayağı hızlandım. Sakinlik, dinginlik. <laughs> evet. Biraz fazla. <laughs> bir soru daha alalım. O yüzden geldim ben. <laughs> Geri döndük evet. <laughs> Ayakta tutuyor. Beş. Beş alalım. Türk müziğinin altın çağı bittim. Siz giderken Amerika'ya çünkü söylediğiniz bir şeydi ki hani ben yani neticede tüketiciyim, dinleyeceğim bir sanatçı değilim. Yani siz şarkıların kalitesiyle ve sektörün değişimiyle, sektörün bir takım değişimleriyle alakalı açıklamalarda bulunmuştunuz. Evet. Sizce altın çağ bitti mi? Ee, bitti. Yani şu anda bitmiş görünüyor. Eskiye göre. da altın çağ, 90'lar... Bir 10-15 sene altın çağdı. Sonra yavaş yavaş başka e, yerlere kaymaya başladı şarkılar. Sektör başka yere kaymaya başladı. Yani şarkıcılık, bestecilik, söz yazarlığı ya da işte yapılan işin kalitesi değil de başka şeyler öne çıkmaya başladı. Yani sizce bundaki en büyük etken nedir? Yani tüketicinin talebi mi yoksa aslında sunulan şey mi? Sunulan şey. Sunulan yani şey. Yani ne sunuyorsanız o. Benim zaten kavgalarım hep ondan oldu. Hani hakikaten halka bırakılsa bu seçimler, hı hı. oylamalar, yarışmalarda, işte şeylerde... E... ...klip sektöründe vesaire de hani şarkı listelerinde. Hı hı. E, belki çok daha farklı sonuçlar olacak yani o listelerde. E, ama şimdi yapımcılar biliyorsunuz para vererek listelere sokuyorlar. E, klipleri, şarkıları, şarkıcıları yeni çıkanı. E, böyle olmamalı. Yani o bir müzisyeni besleyen e, şey e, ödüldür, e, alkıştır... E, ya e, aslında biz kendi ellerimizle mi o zaman yani hep yani her yani yani, evet, seviyeyi sayıyoruz, evet. severiz. Evet. Maalesef. Yani e, bir yarışmada ödül almak hani e, hakikaten parayla değil kendi e, halkın sevgisiyle, e, beğenisiyle almak çok büyük onur. Ama bakıyorsunuz ki hani e, görüyorsunuz yani gözünüzle görüyorsunuz hani bu nereden aldı niye, niye aldı? aldı diye evet. düşündüğünüz niye zaman aldı? o zaman öyle müzisyenler de küsüyorlar çünkü hani bir şey yapıyorsunuz duyulmuyor bile değer görmüyor ee, ben olsam yani ben öyle düşünüyordum o zamanlar eskiden beri öyle düşünüyorum hala bir şarkıyı verirsiniz e, listelere girer ya da girmez girmezse dersiniz ki güvendiğiniz bir yerde ortamda evet bu olmadı demek ki bir şöyle bir şey nasıl yapmalıyım nasıl bir yol çizmeliyim bana şevk vermeli yeni beste yeni şarkı. Ama yani yani bahsettiğiniz öyle şeyler çok evet. kalite arayan işte öyle farklı. Öyle olmuyor. Belki de geri gelebilir diye hani bir İnşallah, ümidimiz inşallah. Var. Artık dijital ortamda çok evet. bir şey oldu, büyüdüğü için o biraz bana zor gibi geliyor artık. Herkes ödül veriyor, herkes e, albüm yapıyor. Bizim evet. zamanımızda herkes albüm yapamıyordu çünkü sesi olan insanlar evet, albüm yapabiliyor. ciddi yapabilir. bir süzgeç vardı o Şimdi zaman. Şimdi artık e, o sesle oynanıyor. Yani stüdyoda başka birisi giriyor. Sesi oynuyor. Üstüne ötekinin sesi kaydediliyor falan filan. Başka bir ton. Yani yetenekten ziyade. Kendini aslında. tanıyamıyorsun yani girip. Ben öyle. de mi söylesem başka? Söyleyebilirsin <laughs> ben, ben <söyleyeyim. gülüyor> Artık yapay zeka ile bile biliyorsun her şey yapılıyor. Yok yani ben bu yapay zekanın da yani doğuştan gelen o yetenekle yani doğayla çok yarışabileceğine inanmak istemiyorum. İnşallah öyle olur ama yani. oldu yani hani biraz zor görüyorum artık. Yapay zeka eğer ilerlerse daha da ilerlerse ki ilerliyor çok hızlı bir şekilde, ürkütücü şekilde. ...besteler de yapacak hakikaten. Ama ee, o his olmadan sonra... Benim sesimi şey. alıp başka bir şey koyup onu söyledik. Geçenlerde Zeki Müren... <laughs> Zeki Müren bir şarkı söylüyordu. Ben e, neydi hatırlamıyorum. gün Günümüzün bir şarkısını mı? Güncel bir şarkı söylüyordu Zeki Müren. Bayağı söylüyordu yani. <laughs> Ay çok merak Yapar, zekâli, yapıyorlar yani, artık. Neyse. Evet. Yakında bizim hologramlarımızı yapımcılar... ...konserlere gönderecek falan. Öyle şeyler olacak. O olacaklar. his faktörünü aldıktan sonra artık yani. Tabii tabii yani. artık o nerede olacak? Yani konser falan da öyle. Aynı anda üç yerde konserin olabilir yani. <laughs> Çok yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki soruyu alalım. On. 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 Kırgınlıklarınız, oldu, isyanlarınız dedi. oldu mu? <laughs> oldu. Kırgınlıklarım oldu biraz önce bahsettiğimiz <laughs> gibi. İsyanlarım olmadı. İsyan çok etmem. Çünkü e, isyan etsen ne olacak? E, onu değiştirmek için çaba gösteririm. Yani ama mesela isyan etmek dediğimiz zaman yani çaba gösterim ne gibi bir şey? isyan olarak sayılır. Yani ona göre de. işte mesela işte kırgınlığım varsa ona göre hani biraz önce bahsettiğimiz gibi hani o tarz insanlardan uzak dururum. İşte yeni tanıdığım birisinde bir adım geri hani bütün yüzle başlamam belki. Ama o kırgınlıkla ilgili değil. O kayıp korkusu bir tık daha fazla ön plandaydı. Mesela sizi kır yani ne kırar? Siz dürüst olmamak kırar bana. Benim yüzümü başka olup arkamdan başka olan çok insan gördüm bizim sektörde. E da kulağıma geldi ya da işte bizler şahit oldum. Onlar beni kırar ve onlar da keserim zaten. İsyanlarım budur yani. Ben ee, insanları kazanmışken kaybederim hayatımda. Onun kaybettiğim zaman o insanların ailesi vesairesi tanıdığım herkesle birlikte yok oluyor tabii bu insanlar. Onlara isyanım oluyor. Yani niye kaybettim ben bu insanları oluyor. O zaman kendinize mi isyan ediyorsunuz? Onlara mı ediyorsunuz? Niye kendini kaybettirdin bana diye mi? Niye kendini kaybettirdin bana? <laughs> Daha çok oluyor. Kendime de kız, kızgınlıklarım oluyor. Kırgınlığım kendime şu açıdan oluyor. Niye gene yine böyle yaptın? Neden böyle yaptın? İşte e, hatalarından ders almadın. Ama çok sevgi dolu bir insansınız bence. Çok sevgi dolu. Severim insanları çok severim. Bence hiçbir şekilde o da kayıp değil. Yani işte sonunda mı kaybediyorsun o insanları? Hani çok kendini kırdırıyor iyice kırılıyorsun, kırılıyorsun, ama kırılıyorsun. Ama muhakkak size bir şey katıyordur o yolda. Yani sizin bu şarkıları, bu sözleri... Evet, bu... E bir şarkı sözü ama o... <laughs> Hayır ama yani altta muhakkak bir baz oluyor ki... Evet. Yani çok dolu dolu. Yani konuşurken bile konuşma biçiminiz... E bir şeyler katıyor yani. Katıyordur inşallah. <laughs> şey, şey çok iyi. Katıyordur inşallah. i̇nşallah katıyordur. <laughs> ben, ben aldım. Bir sonraki soruyu alabilir miyiz? <laughs> Dördü seçelim. Seçelim. Dört gelsin bakalım. 90'lı yıllar size neyi hatırlatır? Gençlik. Gençlik. <gülüyor> <gülüyor> benim için en güzel zamanlar 90'lı yıllardı. 90, 89'dan işte 2000'e kadar. O 10 sene çok güzeldi, çok keyifliydi. Belki daha havai zamanlarımızdı. Belki işte yeni çıkış zamanlarımızdı. Ama güzel de bir zamandı yani. Yani bana mı güzel geliyor diyorum ama hani herkese güzel geliyor anladığım Hı, kadarıyla. Şimdiki gençlere de mesela bakıyorum onlar da hep 90'ların cover'larını dinliyor. 90'ları dinliyorlar ama başka bir şey dinledikleri zaman da 90'ların cover'larını Cover dinliyorlar. Dinliyor. Şarkıları da seviyorlar evet. evet. Ee, benim için 90'lı yıllar, Eurovizyon yılları, Kayan abi, benim Kınalı Bebek, albümler, koşturmalar, gezmeler... Gezmeler, tozmalar, evet, seyahatler. Tabii. Çok güzeldi, keyifliydi. Hepimiz için öyleydi. Bir de şey galiba zamanın ruhu çok başkaydı o zaman. ya yani Dünya da çok başka bir daha, yerdi. Da, evet çok daha farklıydı. Daha humanist bir, bir yapıdaydık. Ya hepimiz. da belki yine vahşiydik ama bu cep telefonları mı yoktu? Ben bir şey... Cep telefonları 90 ortası. 94-95 gibi evet. gelmeye başladı. E, bilgisayar falan tabii 90... 4'te. Onlar sanki biraz bozdu Onlar ya. zaten çok bozdu bence dijital ortamı. Yaşar ee, Nuri'nin Yaşar Nuri, Nuri Öztürk'ün yanılmıyorsam bir şey vardı. Deccal e, Deccal e, internettir demişti. Öyle bir şey vardı. Yani asıl hani Deccal'i aramayın. Deccal internet demişti. Ben şimdi onun ne demek istediğini anlıyorum aslında. E, çünkü 6-7 yaşındaki çocuklar da... ...istemediği şeyleri görebiliyorlar internette. Çok çabuk olgunlaşma var. Çok çabuk tüketme var. Ay ee, sizin dediğiniz <laughs> artificial intelligence... ...yani yapay zeka dediğimiz şey... ...orkunç tehlikeli. Da Deccal dediğiniz şey... Aynen. Yani ...benim için o. Oh, evet. Belki de anlamadığım için. Ben bilmiyorum. endişeleniyorum. Evet. Ben bu dünyaya <laughs> çocuk getirmek istemedim. Çünkü bunu 90'lardan itibaren görmeye başladım. 90'ların ortası kırılma noktasıydı. Aynen zaten. tabii. Yani benim için hani... Bana çocukken sorarlar ne olacaksın? Anne olmak istiyorum derdim. En çok sevdiğim, en çok istediğim şeydi. Ee, ama ben bunu yapmak istemedim sonra. O çocuğa nasıl bir gelecek sunacağız? Nasıl olacak Türkiye'de, dünyada? Her yer değişiyor artık. Ee, ki ne bugün görüyoruz yani. Şimdi 23-25 yaşında çocuğum olabilirdi benim. Ee, ve iyice <laughs> anksiyetem tavan yapmış olacaktı. Yani o zaman bu şartlarda Çünkü, iyi ki diyorsunuz Tabii ki, evet. Bütün çocuklar benim çocuğum. Şimdi, bütün çocukları kurtarabiliriz, el atabiliriz, Sokak hayvanlarını. Hepsi zaten bakıma muhtaç. Çok insan var, çok hayvan var, çok orman var. Hepsine sevgili sarılıyorum. Bir sonraki soruya alabilir miyiz? Özellikle olmasın ne olur? Siz. <laughs> Ne olur çok şakarsınız. Beni de ağlatacaksın şimdi bak. <laughs> Biz böyle ağlıyor ağlıyor. başlayan buralar. sohbet burada etkisi devam ediyor. Bir sonraki. Boncuk gözü. <laughs> evet. E, altı olsun tombala. <laughs> altı gelsin bakalım. Tombala. Hı. Ah. Ne iyi gelir. Zor anlarda size ne iyi gelir Demet Hanım. Eskiden e, çok böyle ağladığım, üzüldüğüm zamanlarda... ...arabaya atlardım, deniz kenarına giderdim. Hı hı denize bakmak, denizin yanında vakit geçirmek bana çok iyi gelirdi. Su hakikaten o kötü negatif şeyi alıyor ya da belki ufka bakmak, e, engine ve uzun derin yerlere bakmak e, iyi geliyor. Doğa iyi geliyor. Ya da gidip bir ağaca sarılmak, ormanda olmak. Peki yani e, tabiatın haricinde mesela hani kendinizi iyi hissetmek istediğiniz bir anı varsa mesela nereye sığınırsınız? Uykuya. Uykuya. Evet oyunca e, zaten ben ağladığım, üzüldüğüm zaman uykum gelir. Herhalde o vücut ben kendini kapamaya çalışıyor. kesin sizinle akrabayım. <laughs> kesin biz akrabayız. <laughs> yani. Çünkü ay, <laughs> bu... Ama o bir kaçış yöntemi. E, kaçış yöntemi tabii ama beyin herhalde onu istiyor. Evet. E, kendini ona odaklıyor. Uyuyunca böyle biraz daha bir sakinleşiyorsunuz yani. Ama mesela ben hani hep Şimdi düşünüyorum bir şey beni çok üzdüğü zaman hani çok içinden çıkamayacağını düşündüğüm zaman çok sevgi hatırlatan şeyleri düşünüyorum. O işte ne bileyim kızımdır işte annemdir babamdır ya da bir andır beni güldüren bir saniyedir bir şeydir. Sizin ben spesifik... o anları düşünemiyorum öyle şey yapıyorum ama hayvanlarıma sarılırım. Hayvanlarım zaten benim en... Telefonunuzun üstünde gördüm ikisini resmi. De. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. E ee, hayvanlarıma sarılırım. Hmm, arkadaş, dostlarıma, ev, ev dostlarıma diyeyim. Ee, tabii ki sevdiğim dostlarım, akrabalarım, arkadaşlarım eee birlikte o, o eğer şeyse hakikaten bir yükse üstümde onu paylaşırım ki onunla konuşayım. Sonra onlar beni güldürür falan. Zaten öyle bir şekilde geçer ama çok yoğun bir şeyse mesela çok yoğun üzüntülerimde kimseyle konuşmak istemem. O işte kaçış o zaman kimse orada, işte uyku. böyle ağlarım ederim tek başıma olacağım. Kimse olmayacak. O yükü de kimseye Ortadan kimse bir kaybolurum. Demek, evet. <laughs> kaybolurum sonra atlatıp o çıkma aşamalarında işte dostlarımla arkadaşlarımla bir araya gelirim. Onlar da beni güldürür geçer yani bir süre sonra. Ben kayıp akrabamı buldum. <laughs> Bundan sonra görüşürüz. <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> bir sonraki soruyu alabilir miyiz lütfen? Evet. iki olsun. İki gelsin bakalım. Nasıl mesela... yazıyorsun şarkılarınızı <laughs> Demet Hanım? Ee, Valla hayatımdan şey örnekler yap. Hiç öyle oturayım da hani şöyle bir söz yazayım. Şimdi şu konulu bir ha, söz olsun işte falan. İşte o zaman kırgınlıklar da işe yarıyor. Öyle, evet yani. Işte benim, <gülüyor> <gülüyor> benim zaten yazdıklarımda işte o kırgınlık... Mutlu anlarımda çok yazamıyorum açıkçası. Herhalde onun mutlu anlarımız daha az olduğu için gerçek mutluluk. E, mutluluğa ayırıyorum onu, o, o zamanı ayırıyorum. E, şarkı yazmayı ayırmıyorum o sırayı, yaşamaya ayırıyorum. E, üzüntülü olduğum zamanlarda daha çok yazıyorum. E, ya da işte bir güce, enerjiye ihtiyacım varsa yazıyorum. Mesela işte Hı -hı. Haydi Gülümse, işte Silkelen falan gibi böyle. E, onlar aslında kendime söylenmiş bir taraftan da içsel şarkılar... Ee, dışarıya söylüyormuşum gibi ama ee... bir şey soracağım ama genelde mutluluktan ziyade zaten hüzün ya da kırgınlıklar ya da hayal kırıklıkları insanı daha fazla besleyen şeyler aynen, değil mi? aynen tabi zaten hep böyledir melankoli melankoli besler sanatçıya evet. zaten ee, eskiden beri bu böyle verem oluyorlardı eskiden düşün kulağını kesen Van Gogh tabii canım yani hani şey Yazarlar, sanat tabi ee, acı besler insanların. Acı besler. Yani çok tabii acı çekmeyelim. <laughs> ya, tabii ki çekmeyelim ama. Beste ama... <laughs> yapmışım. Yani... Ağlayalım. <laughs> evet ne kadar evet. Gerçekten. Bir sonraki soruyu <laughs> alabilecek miyiz? <laughs> 18. 18 gelsin. Arnavut Kaldırımı <laughs> şarkısını da işte e, ben Girol baş e, yazıp getirdiğinde bana besteyi, melodiyi e, ben dedim buna yazayım çünkü o sırada Şehrazat e, prodüktörümüzdü bizim Şehrazat yapıyordu albümü e, Deneyim dedim ben denedim işte Arnavut Kaldırımı <laughs> o da yani yine gerçek bir şey gerçek olay o zamanki böyle hoşlandığım birisi vardı Öyle işte, yani bu birine yazılmış bir şarkı. Tabii. İşte görüşüyorduk falan, işte böyle gidiyorduk böyle bir yerde arabada böyle işte Beşiktaş'ta falan öyle çay içiyorduk ee, vardır ya Beşiktaş'ta böyle evet, çay tabii, içme tabii. yerleri. Ee, Arnavut kaldırımı Rumeli sarında Arnavut kaldırımı orada arabayı park orada düşünüyorduk konuşuyorduk ediyorduk flört zamanlarımız. İşte olsun olmasın olmasın falan böyle <gülüyor> <gülüyor> O yüzden öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Ee, bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi. Ee, deyip ona mesaj verdim aslında. Benim mesaj şarkımdır. <laughs> Ama müthiş bir yani ne kadar yani ne kadar büyük bir onur. Ee, teşekkür ederim. <laughs> yani... yani, onun, için, onun adına teşekkür ediyorum. Ay gerçekten yani ben isterdim birisi benim adıma bir şarkı sözü yazsın. <laughs> yani müthiş Sonra bir Sonra onu da dedim ben hani şimdi Arnavut kaldırımı falan diye kaldırım diye bırakıyorum. Değiştirelim bunu dedim Şehrazat'a. Yok dedi Şehrazat. Şehrazat'a, beğendi. Ama Arnavut kaldırımı bir de çok İstanbul'a dair bir şey. Yani evet. çok eski. Benim anne, anneannem söylerdi Arnavut kaldırımı taşlar. İzmir'de de vardır Arnavut kaldırımı. Arnavut kaldırımı, Arnavut. Şimdi mesela bazıları geliyor, bilmiyorlar Arnavut kaldırımının manasını nedir diye bakıp öğrenen çok e, e, genç arkadaşım var. E, kimisi de geliyor, biz de Arnavut'uz diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ay <laughs> Allah'ım. Allah. Onlar da çok var. <laughs> bir tane <aynı> otuz çok okey. bir, bir sonraki soruya geçebilir miyiz? <laughs> çok iyiymiş. On dokuz. On dokuz. Gelsin. Yani şimdi sizin müthiş bir kulağınız var. Müzik biliyorsunuz. Piyasada çok uzun zamandır varsınız ve en top isimlerle çalışmışsınız. Yani artık hani üstü yok. Evet. <laughs> Çok sizin ya yani hem şanslısınız bir de yani gerçekten sizin başkasıyla çalışma ihtimalinizin olduğunu zaten yani tahayyül edemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Yıldızı Parlayacak dediğiniz isim var mı? Yani yeni jenerasyonda şarkıcılarda duyduğunuz, beğendiğiniz. Ben Aleyna'yı beğendim. Ee, tarzı, sesi, yaşı, fiziği müsait. Ama Aleyna yaşam şekline biraz dikkat etmeli. Yoksa çok ben geleceğini iyi görüyorum. Avrupa'da, Amerika'da, Amerika'da gitti biliyorsun. Hı hı. E, ama kendisini biraz e, koruma altına almalı Aleyna. Ya bu sektörde mi yoksa bu dünyada bu mı? Bu dünyada, değil mi? bu sektörde. Yani aslında evet. hepimizin kendisi. Yaşam zorunda. biçimine dikkat etmeli biraz da Aleyna olacak. Yani eğer isterse olur. Çok güzel bir sesi var. Ediz öyle. ...ve de sesini beğeniyorum... ...tarzını beğeniyorum... Ee, Başka dinlediğiniz... ...çok... E, ...arkadaşım var aslında... ...gençlerden ama... ...şimdi isimlerini hatırlayamıyorum... Ya, bu ...iyiymiş bu da iyiymiş dediğim çok isim var... ...bunlar da işte... O, bir o ...10-15 sene sonra zaten... E, ...şimdi biz bahsediyoruz 90'lardan ama... ...belki işte 15-20 sene sonra... ...2030'da... ...diyeceğiz ki işte böyle birisi vardı hala kalmış olacak. O da kalıcılığını işte belki o zaman anlayacağız. Şu anda pek anlaşılmıyor bazıları. Ben öyle işte görüyorum. Hani Aleyna dediğim gibi eğer hı hı. şey yaparsa bir yeni Ajda Pekkan olarak görüyorum Aleyna'yı. Ne büyük onur sizin ondan böyle bahsetmeniz. Be beğeniyorum Aleyna. Yetenekli çocuk. Çok güzel. Bir sonraki soru ve son sorumuz. Hı hı. Alabilir miyiz? Kaç diyelim? 16 diyelim. 16 diyelim. 16 gelsin. Ben, <laughs> but of course. <laughs> e, aşk insanıyım, evet. A, aşkı seviyorum. E, hakikaten coşkulu yaşıyorum ben bir şeyi yaşarken. E, sevgimi e, sonuna kadar sunarım. Karşıdan da onu beklerim. Karşıdan olmadığı zaman ağlarım, yazarım. <laughs> yani yüzde yüz kredi veriyorsunuz? Evet, yüzde yüz. Aşık olduğum zaman hiç ayrılmak istemem. Yan yana, dip dibi olmak isterim. O da belki tüketiyor mu diyeceğim ama yok tüketmiyor. Ama sizin bir özgür bir ruh bir haliniz de var O, yani o da siz, olacak ama yani hani yani evet. kendime ait alanı isterim diye tabii, bir haliniz de var evet, yani. Evet o. Yani kendi fikirlerimi kendim veririm işte karışılmasından hoşlanmam. Bana zaten güvenin yani sonsuz güven olması gerekiyor ikimizin arasında iki ilişkilerde. Ee, bana güvenmezse zaten ben de ona güvenmem demek ki demek ki bir şey var kafasında ki, hani bir şey mi oluyor acaba falan <laughs> olurum. Hani bana niye güvenmiyor acaba diye. Ee, onu isterim ben de güvenirim sonuna kadar da elimden ne geliyorsa sonuna kadar yanında olurum e, Demet Hanım ben size bir şey sorabilir miyim Tabii. <laughs> mümkün mü unutmak güzelim evet. neydi o akşam evet. ee, anneannenizin sizin Türk sanat musikisine girmeniz için size öğrettiği evet. şer çabuk beni öğrenip gidip söylediğiniz ve girdiğiniz o son kalan bir kişilik bölüm Evet <laughs> girdiğiniz şarkıyı Şimdi Sö söylemem mi? Söyle. Şimdi şöyle bir durum var. Yor- yo Çok yorgunum ve dün akşam da işte sahnedeydim. Ee, o yüzden biraz hatta kısık konuşuyorum. Bu, bu arada şeyler bitti. Bu benim kendi şeyim. Anladım ama şey sesim çıkmayabilir. Çıkmaz. Yani istediğim gibi çıkmaz. Bu benim için bir anı olarak. <laughs> Ak güzelim Neydi o akşam Neydi o akşam Rüya gibi Dırı 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 hülya gibi bir şeydi o akşam bir şeydi o akşam içtik kanarak bir akşam bir şey diyor akşam ağzınıza sağlık yüreğinize sağlık ediyorum. iyi ki geldiniz şeref verdiniz çok teşekkür ediyorum Selinciğim seni çok sevdim İnşallah normal zamanda da her zaman bekliyorum yemek yapacağım sana. Büyük zevkle. <laughs> Çok, Çok teşekkür te ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, <laughs> güldük, ağladık. Gelecek hafta başka bir sohbetle beraberiz.